Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili hemen Başlayalım. Fenerbahçe Manchester City'den Jan Couto'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus Braga'daki kiralık döneminde oyuncu hakkında e, hani oyuncuyu beğenmiş açıkçası. Oyuncudaki yeteneği görüp beğenmiş ve bir anlaşma olasılığını öğrenmek için şartları sormak için Manchester City ile temasa girmiş. Yabancı bir kardeş bu duyumu vermiş. Jan Couto 3 Haziran 2002 doğumlu 20 yaşındaki Sabek 168 boyunda 5 milyon euro piyasa değeri var Ve City'nin oyuncusu kiralık oynamış Bu sezon Braga'da 4 milyon euro piyasa değerindeyken Braga'ya kiralamışlar zamanda 6 milyon euroya almış ee, Ve piyasa değeri korunsun diye 42 maç oynamış Bir gol 4 asisti var 2925 dakikada Muhteşem bir istatistik Daha önce de bu arkadaşı konuştum o yüzden kısa keseceğim. Birincisi bu arkadaş bize gelmez. İkincisi bu arkadaşı satacak olsalar 13-14 belki 15'ten aşağı göndermezler. Üçüncüsü de bu arkadaşa ilgimiz yok. Fenerbahçe Jandro Orellana'ya teklif yaptı demiş. Yine bir duyumcu arkadaş. Orellana. E bu şeydeki Barcelona parça atletik diyor. Üçüncü lig seviyesi İspanya'da. 2 milyon euro piyasa değeri var. 21 yaşındaki ön libero. Ee, sözleşmesi 1 Temmuz'da bitiyormuş. 23 maç oynamış. 4 asisti var. 1504 dakikada. Yani e, bilmiyorum arkadaşlar. Bizim bir ilgimiz yani İspanya'nın 3. ligindeki futbolcuyu izleyecek scout ağımız yok bu haberi veren arkadaşa da. Buradan selamlar olsun. Solbek için hocam Fenerbahçe solbek için Markus Akuna, Markus Akuna bir bir de bir isim daha var Alejandro Grimaldo solbek için dün zaten yayında da sordular ee, şimdi Fenerbahçe için Akuna 30 yaşındaki Arjantinli solbek bir de Grimaldo Benfica'nın 2023'te sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncusu yani. Yanlış anlaşılmasın. Ee, kimsenin duyumuna karışamam. Kimin duyumu bilmiyorum ama ya Fenerbahçe sol bek konusunda eğer çıtayı bu kadar yükselttiyse yani ben forvette Gabi gol Gabi gol derken herhalde arkadaşlar bana kızmıyorsunuz değil mi? Yani Gabi gol bunlara göre gelmesi daha normal. 26 yaşında 20 milyon euro piyasa değerindeki sol bek Fenerbahçe'ye yazılıyor. Aynı şekilde 18 milyon euro piyasa değeri olan Arjantin milli takımının oyuncusu yine Fenerbahçe'ye yazılıyor. 41 maç bir gol 4 asist. Grimaldo ne yapmış? 47 maç 6 gol 9 asist. 4013 dakika. Yani bir şey söyleyeceğim. Alexandro Grimaldo'ya inanan varsa e, elimde köprü var. Peugeot 3008 fiyatına satarım yani. Onu da söyleyeyim. Yine bir sol bek duyumu. Ayrton Lucas. Bunu da meşhur duyumculardan biri söylemiş. İsmini vermeyeceğim. E, niye vermediğimi de anladınız zaten. Yani <laughs> ne demiş Fenerbahçe'de ilerleyen zamanlarda bir girişim olabilir demiş. E, şimdi Ayrton Lucas yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şu Fenerbahçe'ye zorla getirmeye çalıştı. Aynı duyumcu. Hani zorla ikide bir de Fenerbahçe ilgileniyor, ilgileniyor, ilgileniyor dedi. Üyeler, aboneler bana sürekli sordu hocam geliyor mu geliyor mu hocam geliyor bak senin haberin yok hocam seni duyun bilmiyorum ama senin haberin yok o geldi bile falan dedikleri şu Rusya'daki savaş mağduru olup çıkan yasa ile UEFA'nın verdiği şeyle kiralanan mı diye bakıyorum Spartak Moskova'dan Flamengo'ya 31 Mart 2022'de gitmiş evet yani kafanız basıyor mu 31 Mart 2022'de kiralık Kolay kolay bir futbolcu gider mi? Gitse de sözleşme şeyi çıkar mı? Lisansım. Ve 31 Aralık 2022'ye kadar kiralık. 4,5 milyon euro. Kaç maç oynamış? Brezilya Serie A'da 8 maç oynamış. Bir gol, bir asisti var. 535 dakika. Liberto Torres'te 2 maç oynamış. 180 dakika. Yani bu kadar oynattığı topçuyu niye göndersin? Satın alma opsiyonu da var diye yazıyor. Transfer etme opsiyonu. Bilmiyorum herhalde ben... Benim kafam basmıyor. Yani zaten adam aralığa kadar kiralık. Zaten bir takımda kiralık oynayan futbolcu. Tekrar kiralık... Nasıl gelir bilmiyorum. Yani... Benim kafa basmadı arkadaşlar. Demek ki duyumcu arkadaşım. Bir bildiği var. Ee, yani sallayacak hali yok. Bir bildiği var. Fenerbahçe için yine bir isim... Anders Dreyer. Bu Grimaldo'yu falan apa yazsam mı yazmasam mı diye kafada gidikler var. Çünkü ben bunu yazacağım size diyecekler. Hani başlıklar içerik uymuyor. Lan siz inanıyorsunuz ben ne yapayım. Bir Bundesliga kulübü ve üç üst düzey Türk kulübü Rubin Kazan'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Dreyer ile ilgileniyor demişler. Ee, 7 milyon euro piyasa değeri var. Midland'ın futbolcusu gözüküyor. 2 Mayıs 98 oldu. 24 yaşında yaş çok güzel. 1.74 sağ kanat. Bu da güzel. Hangi ayakla? Sol ayaklı. Süper. Ters kanatta ters ayaklı futbolcu oynatma fetişizmi var diyorlar Jesus için. Süper. Rubin Kazan'a kiralanmış. Zaten yani nasıl diyeyim. Rubin Kazan'a kiralanmamış arkadaşlar. Şimdi futbolcuyu 28 Ağustos 2021'de Rubin Kazan 7 milyon euroya almış. Aldığı futbolcuyu Savaş Mavaş Çarçurt'tan dolayı 16 Mart'ta kira kiralamış. Midgeland'da 30 Haziran'a kadar duracakmış oyuncu. Şimdi Rus liginde 18 maça çıkmış 8 golü var. Öbür şey liginde 10 maça çıkmış 5 gol 3 asist. 853 dakika. Danimarka Süper Ligi'nde 6 maçta 3 gol 5 asist. Şampiyon grubunda yani 16 maça çıkmış diyeyim ligde. 8 gol, 8 asist. Kupada 3 maçta 2 gol. Yani toplam 36 maça çıkmış bu sezon. 18 gol, 8 asist, 3076 dakika. Vallahi inşallah bu duyumu veren kardeşim inşallah doğrudur duyumun. Yani inşallah doğrudur felaket bir istatistik. Hani Sadece Rusya'da yapmamış felaket. İyi bir istatistik arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi şartlar uyuyor. Çünkü şeyin hani Jesus'un sağ kanatta sol ayaklı bir fetişizminin olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Başka kim var? Orta saha merkezde Renato Augusto var. Bunu mu yazmışlar? 34 yaşında 4 milyon euro piyasa değeri var diye. Yani tuhaf. Siz karıştırdınız o Ağustos'u ya. Bence siz o Ağustos'u karıştırdınız duyumcu arkadaşlar. Hani bana deseniz ki Douglas Augusto, Do Glass Augusto deseniz hani şu ee, kulübü de PAOK 3,5 milyon euro piyasa değeri olan merkez orta saha oyuncusu Brezilyalı. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2023 yani bir senesi kalmış 3,5 milyon euroluk. Bu Douglas Augusto'yu diyorsanız sol ayaklı bunu 2,5 civarına çekebiliriz. Belki de fiyat sormuşuzdur. Ee, bunu diyorsanız okey. Yani belki de fiyat sormuşuzdur. Ama öbürünü diyorsanız öbür 34 yaşındaki Agosto'yu karıştırdınız bence. Yani duyum alırken çalarken dikkat etmekte fayda var. Değil mi? Bence dikkat etmekte fayda var. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bursa Spor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, Uğur Yıldız'ın opsiyonu bizde ama kalması Fenerbahçe'ye bağlı. Fenerbahçe bizden Hamza Baran Arıkan'ı bonservisiyle istiyor. Yönetimimizin temaslarını sürdürüyor demiş şimdi Uğurkan Yıldız'ın kalması derken opsiyon derken şunu kastediyorlar. Fenerbahçe oynatma opsiyonuyla kiralamıştı Uğurkan Yıldız'ın. Yine oynatma opsiyonu sürerse yapabilir. Hamza Arkan 17 yaşında sabek. Türkiye U17 milli takımının cez formasını giymiş. Ee, birincilikte de bu sezon 90 dakika oynamış. Yetenekli bir topçum. Bunun gibi alt yapıyı almak istediğimiz çok topçu var. Hani ben onunla ilgili bir şey söyleyemem ama Uğurkan Yıldız'ı isteyen 1. Ee, lig'den kulüpler de var Yani şu an tefe 1. Lig'den hatta Sakarya Spor'du diye hatırlıyorum Kulübü karıştırıyor olabilirim ama isteyen kulüpler var arkadaşlar Bilginiz olsun Ama bunu çok ilgileneceğinizi zannetmiyorum Ama oynama garantisiyle Uğurkan Yıldız'ı verebiliriz Jorge Jesus istedi Fenerbahçe'ye geri dönüyor Alın size güzel bir başlık ee, Kimden bahsediyor Bakalım arkadaşlar Altay Bayındır'ın arkasına yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da onayıyla Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi. Bakın sanki 5 dakika önce yönelmiş gibi haber. Dikkat edin. Arayışlarda sona gelindi. İbre Ertuğrul Taşkıran'a döndü. 32 yaşındaki kaleci altyapısını yetişti. Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istiyor. Yönetim Kasımpaşa ile pazarlıklara başladı. Görüşmelerde ilerleme sağlandı. Ve bir hafta içerisinde Ertuğrul'un tamamlanması, takıma katılması bekleniyormuş. Şimdi Ertuğrul'un bir hafta içinde katılması bekleniyor. Demek ki Fenerbahçe hızlı gidiyor transferden. Helal olsun. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi Cengiz abi bir noktaya dikkat çektiydi. E haftalar önce şimdi yeniden de retweetlemiş. Süper Lig son 4 sezonun şampiyon takımlarının ister hakemle olsun, ister oyunla olsun, ister başka bir şey ne olsun fark etmez. Şampiyon olan son 4 sezonu şampiyon olan takımların sol bek, kanat, iki kanat yani sağ kanat, sol kanat ve forvetlerin adını yazmış. Bakın. Galatasaray şampiyon olduğunda Japon askeri Nagatomo Ömer Bayram diyor. Yani ikisi dönüşümlü oynadı. Onyekuru, Feguli, Gomis, Jackne ya yani baktığın zaman Prime'a yakın Prime Gomis'ti herhalde. Jack ne Primeken alındı. Ciguli iyiydi. Onyekur oradan zıplama yaptı hatta. Başakşehir klişi Aziz Beyç arkalı önü. Arda Robinho Vizca ki Real Madrid'deki Robinho ve Dembaba Beşiktaş En Sakala Rıdvan Yılmaz ikilisi Enkodu Larin Gezzal ki ee... Prime ladini o dönem izledik. Ve Abubakar. E, Trabzonspor'da Pusças, Bakayeme, Visca, Cornelius. Şimdi an itibariyle Fenerbahçe'de baktığın zaman Ferdi, Ferdi Çağatay bana güven vermiyor açıkçası. Bir kanat Rossi, diğeri Buruma şu an için. Ee, ve forvet Serdar Dursun. Açıkçası, açıkçası ya skor katkısı verecek isimler çok farklı olacak ya da bu dörtlüyle şampiyonluk imkansıza yakın. Yani imkansıza yakın bu dörtlüyle. Hani en büyük Rossici benim. Ben dahi bu dörtlüyle çok zor diyorum. Peki hocam konuşulan isimler içerisinde hangileri gelirse? Mesela Marcelo ismi. Marcelo Ferdi Kadıoğlu. Evet kalite, klas çok fark ediyor ama yaştan dolayı da bazı şeyler değişebilir. Rossi sol kanadı götürebilir mi? Ben süreklilik arz düşünmüyorum. Bir de Rossi-Buruma ikisi birden sol kanat gibi. Sanki sağa yok gibi. Yani açıkçası Ferdi hadi olur diyelim. Hadi bir şekilde Ferdi'yi kabul ediyorum. Rossi-Buruma arkalı önlü bir kanadı kapatır. İk diğer kanat ve forvet mesela Gabriel Barbosa, Bertha Traore hani çok konuşulduğu için söylüyorum. Bu olursa bakın şunların hepsini geçmiş olur Fenerbahçe. Saydıklarımın hepsini geçmiş olur. Bakalım ne olacak? E Kim Minji soru işareti mesela. Ee, Sercan Hamzoğlu gidecek diyor. Kim Minji kesin gidecek, gitmek istiyor diyor. Senat Ok demiş ki bir sene daha Fenerbahçe'de kalabileceğini iletti diyor. Arkadaşlar işin doğrusu şu. Kim Minji Fenerbahçe yönetimine diyor ki... Bana A klas bir takımdan teklif gelirse gitmeme müsaade edin. Ben gitmek istiyorum. Ama A klas bir takımdan gelmezse ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum Mümkünse Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyorum. Zaten ben Fenerbahçe'de kalırsam Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirsem seneye zaten otomatikman A-Klas takıma giderim diyoruz. Zeki de futbolcum. Hakkımızda da hayırlısı olsun ama ben Kim Minji'nin sanki kalmaya daha yakın olduğunu görür gibiyim. Ve size sorayım siz ne dersiniz? Jorge Jesus 9 ismin biletini kesti. Ha, asıl mühim haber bence bu. Şimdi Fenerbahçe de biliyorsunuz transfer hız kazanmış durumda. Gelecek isimlerin yanı sıra gidecekler de önemli. Şampiyonlar Ligi etmeni var. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turundan başlayacağız. İnşallah gruplara da kalırız. E şu ana kadar iki futbolcu resmi olarak Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Hani Lincoln, Henrique ve Burma Fenerbahçe'ye katıldı. Yabancı sayısı arttı Fenerbahçe'nin. E haliyle şu anda 20'ye yakın yabancı futbolcu var. Sorun nasıl çözülecek? Şimdi ekrandaki görseli görüyorsunuz. Kim Minji, Salah, Serant, Lemos, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Zayt, Sosa diye. Sosa'nın yerine Lincoln'u sayın. Çünkü Sosa kesin olarak gitti. Max Mayer, belki de Lincoln'den sonra da Max Mayer'in gelmesi de bir ironidir. Bir, e, gerçi Lincoln en altta yazıyor da. Buruma diyelim. Sosa'nın yerine Buruma diyelim. Max Mayer, Lincoln. Niye ben bunları arka arkaya söylüyorum ki acaba ya? Neyse Rossi, Pelkas, Allah yar, Berisha, Valencia, Samatta diyor. Şimdi 9 isim yolcu. Ekranda bu görselin kalması lazım arkadaşlar. Jorge Jesus'un raporu diyor. Şimdi birinci isim gidecek olan birinci isim Zaits diyor. Hani iyi bir teklif gelmesi halinde <laughs> takımdan ayrılacak Jesus kulübün menfaatleri doğrusunda iyi bir teklifle Zaits'in gitmesine engel olmayacak diyor. Ben şunu söyleyeyim. Şu an için iyi bir teklif yani bizim beklediğimiz kadar iyi bir teklif yok. Ama olursa katılıyorum. İki, Envama Samatta diyor. Samatta kim? Kimden bahsediyorsunuz? Anlamıyorum. Ee, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Her futbolcuyu da tanımak zorunda değilim. 3 Mauricio Lemos diyor. Yine aynı şekilde bu e, aksi geçen futbolcuyu bilmiyorum arkadaşlar. Sezonu ber Berşort'ta kiralık geçirmiş. Yani Belçika takımlarını çok fazla Takip etmiyorum. Tisserand dönem dönem etkili olsa da istikrar yakalayamayan Tisserand gözden çıkarıldı. Tisserand bir teklif vardı. Biz böyle iki buçuk dört arası bir şey bekliyoruz ama gelen teklifler komedi ötesi komedi. E Tabii Tisserand da diyor ki ben buradan aldığım yıllık ücreti hiçbir yerden alamam diyor. Bakalım ne olacak. Tisserand da yüzde 40 yüzde 45 gider diyorum. Dais içinde yüzde 45 diyorum. Aynı şekilde şu an için. Philip Novak diyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir Marcelo getirme, yani Marcelo'yu getirip takıma katma düşüncesi var. Bu arada yanda da Jesus Hocam gözüksün ya. Bebe yapmayın hocayı neden gizliyorsunuz? Jesus gözükmezse kim gözükecek? Ben mi gözükeceğim? Ee, neyse. Orada şey yapalım. Ee, Novak. Ya Novak'ın durumu çok karışık ya. Sparta Prahan gündeminde ama Fenerbahçe sol bek konusunda şu an çok kararsız durumda. Hani Marcelo şu bu falan diyoruz ama bu gidişte Marcelo olmayacak gibi. Açık söyleyeyim. Başka isimlere yönelelim diyor. Mesela Gişliyan, Konan ismi. Ya Jesus'un onay vermediği hiçbir isim olmaz. Ama hocam Konan iyi topçu. Şu iyi topçu, bu iyi topçu demeyin bana. Jesus'un onay vermediği hiçbir isim olmaz. Brezilya'dan o Wellington eleman dediler ama o da şu an için değişik. Neyse şu an Novak olayını biraz öteleyelim. Luis Gustavo. Gustavo da arkadaşlar ilerleyen yaşı, ücreti ve çapalık görevi. benim mantığıma göre Jesus'un Gustavo'yu göndermemesi lazım. Ama Fenerbahçe menfaatleri Cesus'un fikrini değiştiriyor olabilir. Yoksa benim mantığıma göre Gustavo ile devam edilir. Crespo Gustavo. Hatta Gustavo eğer 1 milyon euroya falan sözleşmesini düşürse 2-3 senelik de uzatılır. Diye düşünüyorum. Pelkas. Açık söyleyeyim daha gelmeden Pelkas'ın satılmasını isteyen bir Jesus var. Daha gelmeden Pelkas'ın satılmasını isteyen bir Jesus var arkadaşlar haberiniz olsun. Kampta e, ne şekilde yaklaşıyor? Bilemeyeceğim ama daha gelmeden satılsın dediği oyuncuyu da herhalde çok tutmak istemeyecektir. Max Mayer diyor bu şey mi Lincoln'un takımında oynayan Mayer mi? Bunu anlamadım ama Max Mayer de bir şeyler demiş. Allah yar yatman eş, Al City'nin futbolcusu bunu bize niye yazmışlar? bunu bizim bizim takıma niye yazmışlar ee, anlamadım. Arkadaşlar kusura bakma yani duyumlarda da kafa karışmış. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cesus hocam görüşürüz inşallah. Hangi de selam söyle. Hadi <laughs> görüşürüz. <gülüyor> i̇nşallah yakın zamanda şöyle değişik logolarla karşınızda olurum inşallah. Yani bir demire ekranda böyle yanıp sönen şeyler çıkar, şekilli şükürlü bir şeyler olur. Ne bileyim uçaklar, emojiler, hani havalanır bir şeyler inşallah çok yakın zamanda. 24 Haziran'a doğru ya da 24 Haziran'dan önce herhalde bir iki tane uçak havalanır. İstanbul yönünden başka tarafa doğru hocam böyle dedin ama gelecek manasında mı hani gider bize mi getirir ee, yok gider bize getirir olarak değil de belki bizden birini götürür manasında diyorumdur hakkımız dahiils olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun mesajı aldınız görüşmek üzere.